Başka bir haber daha vardı. Bir aşk hikayesi. Bunu da Milliyet Gazetesi manşetine taşımıştı bugün. Yani bu hikayede bir aşk eksikti. O da oldu arkadaşlar. Çünkü yani hakikaten Var mı benim aslında bir aşk? var mıydı aşk? Ha, şey vardı değil mi? Fatih Terim'in eski avukatıyla Seçil Erzan arasında bir ilişki olduğu nişanlanmışlar falan. Evet, Şimdi. bu o galiba. Ama burada Yok. bakın bir üst düzey banka yöneticisiyle Seçil Erzan'ın ilişkisi olduğu iddia ediliyor Milliyet Gazetesi'nde. Yani aslında bugünkü Sabah Gazetesi'nin yaptığı cezaevinden gizli tanık olarak bir ihbar mektubu yazan haberle bu haberi aynı paralellikte düşünebiliriz sanıyorum. Yani o kişi. Benim bildiğim o gizli tanığın dediği başka bir isim. Peki bu ne? Burada bunu söyleyen Evrim Pınar Güzel. Kim o? Biz kendisiyle de konuştuk, yarın ona haberde de olacak detaylı olarak Aa, bir açıklamayı. dakika dur. Bombayı patlatıyorsunuz yani yine yarın. Bu kişiyle mi Evet, konuştunuz? evet, 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 evet. Yani Kim bu? Kim bu bunu haberdeki? söyleyen Efe, bu. aşağıda gözüküyor. Evrim Pınar Güzel. Bu Evet, Seçil evet. Erzan fotoğrafının altında üst düzey banka yöneticisi olduğu kişinin bürülenmiş fotoğrafı. Altında da bu iddiayı ortaya atan ve milliyete manşet olan Evrim Pınar Güzel. Evet, dinliyorum Asuncuğum. Kim bu kişi? Pınar Güzel, dermatolog, hekim kendisi, doktor. Babasıyla beraber dolandırılan ya da para veren kişilerden birisi. Ve Seçil Erzan'ın 2014 yılından beri arkadaşı. 2012 yılında kliniğini açıyor. Seçil Erzan da buna hastası olarak geliyor. O seanslarda ilişkilerini ilerletiyorlar, çok samimi oluyorlar. Hatta beraber tatillere gidiyorlar. Daha sonra 2015-2016 yılı gibi 400 bin liralık bir Türk lirası veriyor. Sonra 2022 yılında işte bu fondan bahsediyor ve babasıyla beraber belli miktar dolar veriyorlar. 400-500 bin dolar gibi bir şey. Babası da yine ekstra bir şey veriyor. Bu anlatıyor, bu ifadesine söylüyor. Bir bankanın üst düzey yöneticisiyle ilişkisi vardı. İşte onun da mal varlığının araştırılması ile ilgili bankaya mail attım diyor. Ama belirtelim, bu ilişki işte nişanlandı, o ilişki devam ediyor tarzında değil. Yani daha önce böyle bir ilişkisi vardı diyor. Yani hani nişanlıyken de bunun ilişkisi devam ediyordu gibi bir şey söylemiyor. Onu da belirtmiş olalım. Ama orada şunu da belirteyim. Detayları yarın haberde olacak ama Evrim Pınar Güzel şunu söylüyor. 2-3 yıldır diyor, Seçil diyor, çok samimi değildik. Aşırı bir değişmişti hal ve hareketleri. Ve o yüzden aramıza belli mesafeler girmişti diyor. Aynı zamanda Evrim Pınar Güzel'i bu Candan Güroğlu'na olan nişanına da davet etmiş kendisi. Ha, burada bir trajikomik de bir durum var, onu da belirtelim. Bunlar tabii şüpheleniyorlar. Seçil Erzan'dan 16 Mart'ta paralarını çekmeye gidiyorlar. Baba kız. Seçil Erzan bunları ikna ediyor. Paralarını çekmeye giderken ekstra para verme konusunda ikna ediyor. Bunlar 17 Mart'ta gidip tekrardan para yatırıyorlar. Ya dehşet bir şey ya. Ya insanların tamamı aklını mı oynattı? Ne oldu? Ben anlamıyorum. Yani böyle bir sistemin içine yani hangi akla hizmet girersin? Neye inanıp da girersin? Gerçekten şu hale bak. Yani o Atilla Baltaş denen adam olmasa hani muhafazakar bir iş adamıymış bu galiba. Batmanlı hani ilk parayı verenlerden biri sonra GPRS cihazı koyuyor ya paradaki o para çantasının içerisine. O Oraya da olmasa araya gireyim ama. Orada da araya gireyim. Ya orada da şöyle bir muallak durum var. Atilla Baltaş bu parayı ne zaman veriyor? İlk verenlerden diyebiliyorum ben. 12 Kasım'da veriyor. Yani 2022'nin 12 Kasım'ında. Peki Evet. Atilla Baltaş ne zaman şikayetçi oluyor? Ta aylar sonra, değil mi? Ya sen GPS cihazı koymuşsun. Çanta sana boş verilmiş. 3 çanta para vermişsin. Ya bunlar soru işaretleri doğuruyor insanların kafasında. O bir GPS cihazının olduğu çantalardan biri Semih Kaya'ya verilmiş. Semih Kaya seni arıyor, konuşuyorsun. Ama işte geliyoruz 6 Nisan'da, 7 Nisan'da neyse suç duyurusunda bulunuyorsun. Ya 3 çanta para az mı? Bilmiyorum, belki de az geliyor bunlara, paraları Yani çok olduğu için. çanta para çok tabii ki de canım az olur mu? Bir dakika Ersin'cim sesini açtım şimdi duyuyoruz. Evet. Şimdi futbolculardan dışarı çıkmışken bir şey daha söyleyeyim. Şimdi On Haber'de bu şimdi yayına girdi. Akşam baskısında bir haberimiz var bizim. Sadece futbolcular değil. Bir tane gayrimenkul danışmanı var. Melis Özsüt Şener. Gayrimenkul danışmanı Yeditepe Üniversitesi'nde işletme okumuş. Kaliforniya
Üniversitesi'nde sertifikası var. Yine uluslararası ilişkiler alanında. Bu kişi de çok yüksek miktarda paralar veriyor. 250 bin dolar şöyle oluyor, ilk onu söyleyeyim. İlk gün 150 bin dolar veriyor. 150 bin doları akşamında 160 bin dolar olarak alıyor. Bu kişi diyor değil ki, mi? Bir günde, evet bu kişi. Bir günde 10 bin dolar kazanıyor. Diyor ki bu nasıl oldu falan diyor, Seçil diyor, iyiymiş bu hani. 150 bin dolar verdim, akşamında bir gün içerisinde 160 bin dolar verdin bana diyor. O da şunu söylüyor, Fatih Terim fonu var, o da parasını bu fon içerisinde değerlendiriyor. Dolayısıyla çok ciddi kazançlar elde ediliyor, devam edelim diyor. Sonrasında işte 200 bin dolar veriyor, onu geri alıyor. Fakat ana paramı aldım, fakat diyor 200 bin dolar daha benim faiz param vardı içeride diyor. Sonrasında sürekli Seçil Erzan'la görüşüyor. Seçil Erzan'a 237 bin dolar daha veriyor. İlk parasını kurtarmış oluyor. Faiz zaten bu saatten sonra alamazlar. 237 bin dolar onda kalıyor. Günün sonunda 237 bin dolar. Bu eğitim bilgileri bunlar. 237 bin dolar dolandırılmış oluyor. 7 Nisan'da bankaya gidiyor. Seçil Erzan Murat daha öncesinde hiçbir belge almamış, hiçbir şey almamış. Banka sistemine dair hiçbir şey yok, makbuz yok, döküman var. Seçil Erzan daha önce gördüğümüz gibi bir not kağıdına 250 bin dolar Melis Özsüt Şener'den aldım diyor. İmza atıyor, buna veriyor. Dava dosyasına da bunu kanıt olarak Melis Hanım sunmuş. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Türkiye'de iyi bir üniversitede lisans derecesini almış. Böyle de bir hikaye var, yani sadece futbolcularla kısıtlı bir şey değil.